15 Temmuz 2016'da burada mıydınız? Ben burada oturuyorum da Ankara'da çalışıyordum ben, otobüsçiyim. Mesela saat 10'da uçaklar tayır, tepemizde aynı Cumhuriyet Bayramı yapılır gibi. Ne oldu dedim gençlere, dayı haberin yok mu? Ne oldu ya İstanbul'da dedi, silahlar toplamışlar, şunu yapmışlar, bunu etmişler. Biz kortane bombane yatılasa diye otobüslerin içine girdik. Yani 11 arabasıydı yani. Bir saat mecbur bekleme zorunda kaldı. Son araba oldu o için. Bir de buraya geldik, ana baba günü. Buradan araba çıkardılar, dolmuş, otobüs ücretsiz. Tayiye, doğru Tayiye. Biz de gittik, mecbur kaldık hani. Çalışıyoruz, gideceğiz. Yanımızdaki adamın hem kalçadan hem bacaktan vurdular. Cıv cıv kurşunlar. Askerler gidin ya abdestini alın, namazınızı kılın kardeşim. Burada bize emir verdiler, dediler. Yoldaydık, yolda yakalandık. Neler yaşandı burada? Allah'a çok korktuk. Çocuklarım küçüktü o zaman. Aşırı bir, yani korktuydu, arabamın şeyini neyini kırdılardı. Tam ortasında kalmıştım. Bir yanımda asker, bir yanımda polis. Vallahi işte çok korkmuştu. Allah bir daha o günleri göstermesin. Bütün herkes gitti. Birlikten kuvvet doğdu. Buradaydım ama tabii haliyle insan heyecanlanıyor, şey yapıyor hani, huzursuz oluyor. Şey yapıyorsun, gittik biz şeye. Akıncı üstüne mi? Evet, oraya gittik. Ama çok kalabalıktı. Fazla yanaşamadık. Yani yine de sabahlara kadar burada bekledik mesela. Vatandaş mı engelledi orada uçakların havalanmasını? Evet. Vatandaş engelledi. Yani kahraman unvanını hak etti mi? Etti tabii. Tabii canım. Kaç tane şehit vardı? 7 tane. Eyvallah. O kadar da harcı vardı. Neler yaşandı kahraman kazandı? Kahramanlığa destan yazıldı. Kahraman kazan olmasaydı çoğu yer kaybedilmişti. İnşallah bir daha o günleri görmezdik. İnşallah. Siz neredeydiniz o zaman? Ben o anda işteydim. Çalışıyordum, gece çalışıyordum. Ama fırsat bulduk gittik yani. Akıncı üstüne mi gittiniz? Evet. Tayyip. Neler yaşandı orada? Tayyip'de yani yaşamak istemediğim şeyler yaşandı orada. Neler yaşandı kahraman kazanda? Vallahi ne bileyim, ben yasıdan çıkmıştım o zamanlar. Yasıya gidiyordum. Yok, yasıya gidiyken dediler ki şu var. Askerle jandarma birbirle çarpışıyor. Neyin nesi nedir dediler ki. Benim bir arkadaşım vardı, o vefat etti. Dedi ki, yahu dedi, bu neyin nesi, biz namaza gidelim. Neyin nesi ne dedik, baktık ki. Dediler ki böyle böyle. Bir şey 15 Temmuz dediler ki, FETÖ darbe olayları çıktı. Ondan biz öyle gördük yani. Siz ne yaptınız, gittiniz mi? Ben 80'i yaşadığım için gitmedim. Açıkça diyeyim yani. Ama benim torun yeganına falan gitti. Yani yeganlarım gitti. Ama ben gitmedim. Ben zaten 65 yaşındaki adam. Nereye gideyim diye. Kahraman kazanda gece bir yarısıydı. İnsanların terlikle, ayakkabılarla koştuğunu gördük, bayraklarla. İşte öyleydi. Sonra insanların sesleri falan. Sonra eşim de kalkıp gitti. Öyleydi yani. Eşiniz neler anlattı? Nereye gitmiş o? Eşim saraya gittiğini söylemişti ve insanların kalabalık olduğunu, insanların hani yaralı olduğunu, daha eşimin akrabasının da yaralı olduğunu söylemişti. Allah kimseye göstermesin bu günümüzü. Şükür elhamdülillah. Şehitlerimiz oldu tabii, verdik. Burada daha böyle bir şey yaşattırmasın Cenab-ı Allah. Yaşandı. Buradaydık. Yani evet, gerçekten ben o zaman dolmuş kullanıyordum. Arabalarımıza doldurduk. Bütün vatandaşımızı. Cumhurbaşkanımız geliyordu, gelecekti. Çubuk şey tarafına, Ankara havalarına, o dediler yok dediler. Toplandık hep beraber. Tayyip'e gittik. Tayyip'e yani onu ben ne anlatayım? Anlatamam yani. Çok kötü olaylar oldu. Yani çoğu arkadaşımız şehit oldu. Gazi olan bizim dolmuşçu arkadaşlarımız vardı. Yani gerçekten şimdi onu yani düşündükçe duramıyorum ya. Yani. Darbenin bastırılmasında kahraman kazanlı vatandaşların payı oldu mu sizce? Aynen. Yani birlik, buradaki birlik hiçbir yerde olmadı. Gerçekten o zaman belediye başkanlarımız, ne diyeyim ya, hepimiz yani biri olduk. Yani ayrımcılık olmadı bizde. Yani bir tanemiz burada ayrıcalık yapmadı. Hep beraber toplandı, hep beraber gittik. Hepsini beraber yaptık yani. Kahraman kazanda çok kötü şeyler oldu. Yani
Hep beraber buradan yürüyerek şeye kadar gittik. Akıncı'ya kadar gittik. Bizim vardığımızda her şey bitmişmiş ama silah falan atmışlar, ben görmedim yani.